Sevgili Danyal İkbal tekrar. Evet sevgili YouTube izleyicileri, yeni videolarımdan haberdar olmak için lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum şimdiden. Danyal Bey, şimdi bir konu konuşacağız. Bu konu Hazreti İsa'nın özellikleriydi galiba, öyle değil mi? Doğru. Onun sıfatları, onun nitelikleri, onun özellikleri hakkında biraz paylaşacağım bugün. Yani İsa Mesih bambaşka. Bütün insanlardan çok farklı. Çünkü aynı zamanda hem insan hem de Tanrı. %100 Tanrı ve %100 insan aynı şeklinde. Yani Allah'ın özel, ebedi ismi bir ayet Tevrat'tan okuyorum. Diyor ki, ve Allah Musa'ya dedi, ben olanım. Ve dedi İsrail oğullarına böyle diyeceksin, ben sizi benim gönderdi. Ve yeni Allah Musa'ya dedi, İsrail oğullarına böyle diyeceksin, atalarımızın Allah'ı, İbrahim'in Allah'ı, İshak'ın Allah'ı, Yakup'un Allah'ı, Yehova beni sizi gönderdi. Ebediyen ismim bu ve devirden anlamam budur. Yani eski ahitine göre Allah'ın eli ve ebedi değiştirmeyen ismi Yahweh, Yehova. Evet. Ve en azından 17 kez İsa Mesih Yahweh olarak değerlendiriliyor Kutsal Kitap'ta. Evet. Yani Tanrı'nın meleği olarak gözüküyor 17 ayetlerinde. Yani Yahweh'nin meleği. Yani birçok peygamberlik ayetleri var. En azından 61 tane peygamberlik ayetleri var Mesih için. İsa'nın Mesih. Mesih mesedilmiş olan kurtarıcı anlamına geliyor ve 61 ayetlerinde bunu bulunuyor İsa Mesih için. İsa Mesih'in bazı özellikleri var. Bakire'den doğmuş. Bu net olarak gözüküyor İncil'de ve Eski Ahit'te. İsa Mesih bir insan boyutunda 3 tane görev vardı. Bir peygamber, bir kahin ve bir kral. Peygamber olarak 7 kez bu gerçek gözüküyor. Kahin bu 4 tane ayet daha ve kral olarak 5 ayrı ayet var. Yani ve bir insan olarak yani İsa Mesih'in baba ile yani Allah ile bir ilişki var. Yani Tanrı'nın oğlu olarak biliniyor. Ve Tanrı'nın oğlu olarak İsa Mesih baba ile eşit bulunuyor. 10 tane ayet bunu gösteriyor. Ancak bir insan olarak İsa Mesih Allah'ın aşağısındadır. Ve 13 ayet bunu gösteriyor. Şimdi İsa Mesih bakirden doğduğu zaman insan vücut aldığında ne yaptı? Kendi görkemini, kendi bazı niteliklerini bıraktı. Yani kendini boşalttı onun kendi görkeminden. Ve İsa Mesih ezeli ve ebedi olduğunu 8 ayetlerinde bunu gözüküyor. Yani doğmadan önce vardı, her zaman vardı ve her zaman olacak. Kendiliğin boşaltması yani köle halinde, yani bir hizmetçi olarak geldi ve insan halinde donduruldu. Ve bunu yaparken onun kendi görkemini bir kenarına bıraktı. Ve bir vücut aldı. 16 ayet gösteriyor. İsa Mesih insan halinde döndü. Tam bir insan ama aynı zamanda Tanrı idi. İsa Mesih'in insanlığı hakkında 20 tane ayet daha da var. İsa Mesih bir insan halinde olduğu halde günahsız idi. Çünkü bir fiziksel baba yoktu. Günahın tohum yoktu orada. Ve 17 ayet bunu gösteriyor. İsa Mesih tamamen günahsız, lekesiz, Tanrı'nın kutsalıdır. En büyük ibadet İsa tarafından beklenir, İsa'ya verilir ve İsa tarafından kabul edilir. 16 tane ayet bunu gösteriyor. Bu çok mühim. En büyük ibadet İsa tarafından beklenir, İsa'ya verilir ve İsa tarafından kabul edilir. 16 tane ayet gösteriyor. Sadece Yuhanna'nın müjde, yani Yuhanna'nın kitabına bakarsak en azından 90 tane ayet İsa Mesih'in ilahi varlığını tespit ediyor. İsa Mesih'in kendi sözleri var. 20 kez, 20 tane farklı ayetlerinde İsa Mesih'in kendi ilahi varlığını söz konusudur. Ve İsa Mesih açıkça Tanrı olarak çağrılır. 18 tane ayrı ayetlerinde bulunuyor. İsa Mesih'in bazı nitelikleri var. Ezeli ve ebedidir. 10 tane ayet. 11 tane ayet. Her yer ve her zaman hazır. 5 ayet. Her şey kadir. İsa Mesih'tir. 17 kez gözüküyor. İsa Mesih her şeyi bilendir,
15 ayet daha. İsa Mesih değişmezdi. 4 ayet. Ve İsa Mesih aracıdır. Yani Tanrı ve insanlar arasında tek aracıdır. Birkaç ayet daha var bunu konuda. İsa Mesih'in bazı tanrısal işlemleri var. Yani yaratan, her şey yaratan İsa Mesih'in kendisidir. 11 ayet bunu gösteriyor. Bu dünyayı yaratan kimmiş? İsa Mesih. İsa Mesih aynı zamanda her şeyi elde tutan. Yani iki tane ayet bunu gösteriyor. İsa Mesih'in bazı tanrısal ayrıcılıkları, bazı hakları var. Örnek için günahları affedebilir. Bu Tanrı hakkı İsa bunu yapıyor. Kaç tane ayet? 9 yer bunu gösteriyor. Ayrıca İsa Mesih ölüleri diriltecek. 6 tane ayet gösteriyor. İsa Mesih hem sonsuz hayat veriyor hem de ölüleri ölümden diriltiyor. Ve ayrıca 12 ayet daha bütün hükümleri veriyor. Yani cennette ve cehennemin anahtarı İsa Mesih'in elindedir ve bütün hükümleri verir. İsa Mesih'in bazı tanrısal unvanları da var. Örnek için biraz önce bahsettiğim gibi Yahweh. Bu Allah'ın ismi İsa Mesih kullanıyor bunu. Elohim yani Tanrı. İsa Mesih Allah'ın mesedilmiş olan kurtarıcı 35 ayetinde gözüküyor. Rab İsa Mesih 15 kez kullanıyor İncil'de. Kurtarıcı 13 kez kullanıyor İsa Mesih. Ve bir ayet diyor ki Tevrat'ta, ben Allah'ım ve benden başka bir Allah yoktur. Ben kurtarıcım, benden başka bir kurtarıcı yoktur. Kurtarıcı kimmiş? İsa Mesih kesildi. Tanrı'nın sözü 3 kez İsa Mesih için kullanılıyor. Ezeli ve ebedi Allah'ın sözü. Tanrı'nın oğlu 10 kez İsa Mesih Tanrı'nın oğludur. 10 kez. İnsan oğlu İsa Mesih için kullanılıyor 14 kez. Rab, krallarının kralı ve Rablerinin Rabbi 8 kez. Alfa ve Omega, Grekçenin ilk ve son harfleri, yani başlangıç ve son anlamına gelen bu şeyler 3 kez İsa Mesih için kullanılıyor. Ve İsa Mesih'in en azından 206 tane özel isim daha var. Özel isim takılıyor İsa Mesih için. Evet. İsa Mesih'in mucizeleri çok, 34 tane mucize var İncil'de. Onun benzetmeleri var 75 tane. Peygamberliklerde İsa Mesih'in öleceğinin ve önceden bildirilmesi 19 ayetlerinde bunu gözüküyor. Peygamberler demiş ki Mesih doğacak, yaşayacak, günahsız hayat yaşayacak, ondan sonra öldürülecek, ondan sonra ölümden diriltecek. 19 kez bunu bahsediliyor. İsa Mesih'in emirleri 35 tane emir var İncil'de. İsa Mesih'in öleceğinin ve dirileceğinin önceden İsa Mesih tarafından bildirilmesi bu kaç kez? 14 ayetlerinde bulunuyor. İsa Mesih söyledi, ben öleceğim ama ölümden dirileceğim. 14 kez ayetinde. İsa Mesih'in ölüm hakkında kayıtları var 17 yer İncil'de. İsa Mesih'in ölümünün amacı 18 ayetinde gözüküyor ve onun ölümünün amacı bir kefaret, bir kurban, bir fidye bizim günahlarımıza karşılık. Bu kan kefaret olayı 40 ayet daha da var İsa Mesih'in kan kefareti hakkında. İsa Mesih'in ölümünün dirilişi ve yükselişi 17 ayet içerisinde gözüküyor. Ve haberiniz olsun İsa Mesih şu anda yaşıyor. Öldü, ölümden dirildi, yukarıda uçtu ve tekrar gelecek. Ama şu anda İsa Mesih yaşıyor ve İsa Mesih'in tekrar gelişi herkes bekliyor. Yani herkes biliyor İsa Mesih tekrar gelecek. 20 ayet bunu gösteriyor İsa Mesih'in tekrar gelişi. Yani İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi hakkında tarihsel deliller var. Ignatius yani Antioch'un baş episkopos bunu yazdı. Josephus bir Yahudi tarihçi bunu yazdı. Clement yani Romalı Clement ilk kilise babalarından biri o da bunu hakkında yazmış. Polycarp yani bir mektup yazdı Filipililere ve yani İsrail'e giderseniz orada boş bir mezar var. İsa Mesih'in mezarı var. Yani evet. Onun ceset bir mezar içerisinde koyulmuş. Ve 3 gün sonra İsa Mesih ölümden dirildi. Yani İsa Mesih'in mezarı boş. Neden? Çünkü ölümden dirildi. Ve hala yaşıyor ve İsa Mesih tekrar gelecek. Yani kısaca İsa Mesih'in doğum, onun
yaşadığı günahsız hayatı, onun mucizeleri, onun olağanüstü öğretişleri, her şey mucize, her şey olağanüstü. Evet. İsa Mesih, yani inanılmaz, yani çok, ama inanılması lazım. Yani çünkü onun bütün hayat bizim kurtuluşumuz için verildi, Tanrı tarafından verildi, yani kurtarıcı olarak verildi. Yani kaldı ki biz de ona iman edelim ve hatırlayın ki en büyük ibadet İsa tarafından beklenir, İsa'ya verilir ve İsa tarafından kabul edilir. Evet, teşekkür yüzden... ediyorum Bay Wickwire. Süre doldu. Hayatta mucizeler, gerçekten mucize anlar çok önemlidir. Sizin anlattığınızdan ben şunu çıkarttım. Hazreti İsa'nın dünyaya gelişi tamamıyla bir mucize ve yaşaması mucize. Dünyadan ayrılışı da başka bir olay. Bu da zaten çok tartışılan bir durumdu hatırlarsanız. Teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.